karışık sebze yemeği dedik. Ben biraz karnabahar ve brokoli kullanacağım öncelikle. Fakat bunları biraz önce haşlayacağım. Şu şekilde hemen çiçekleri biraz bütün bütün koyacağım. Şöyle uygundur. Karnabaharlarım hazır. Şimdi geldik brokollere. Yine kök kısımlarını keseceğim. Su kaynadı. Önce karnabaharları atacağım içine. Şimdi öncelikle soğanla başlayacağız. O yüzden yemek yapacağım. Tenceremin altını hemen açıyorum. Evet, tamamdır. Ben şöyle yemeklik sevdiğiniz gibi doğruyorum. Tencerem ısındı. Hemen içine biraz zeytinyağı koyacağım. Böyle 2-3 yemek kaşığı kadar. Şimdi bunlar hemen tencereye gidiyor. İçine yaklaşık 1-2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edeceğim. Şöyle bir yemek, koca bir tencere için bu bence fazla değil. Soğanlarım burada güzelce kavrulsunlar. Karnabaharım da haşlanıyor bir yandan. Şöyle hafif de altını açmak istiyorum. Tamam, şimdi sarımsaklarımız var. 3-4 diş kadar benim için idealdir. Sarımsaklarımızı da koyduk. Şöyle bir güzel karıştıralım. Bunlar kendi halinde güzelce pembeleşecekler. Ben havuç ekleyeceğim. Arada mutlaka soğanınızı karıştırın. Tereyağı eklememin sebebi işte tam olarak da bu. Soğanların böyle karamelize olması. Sanki içine krema ilave edilmiş gibi. Havuçlarımın da hepsini doğradım. Soğanlarım da pembeleşmek üzere. O zaman o arada puzzle'ları da keselim. Hiç vakit kaybetmeyelim bence. Puzzle'ları şu şekilde toplayacağım elimle, bir demet gibi. Sert yerlerini içine almayacağım. Puzzle'yı ortadan ikiye keseceğim önce. Sonra tekrar bölüyorum. Şimdi tencereye havuçlar gidiyor. Şöyle biraz onları kavuracağız. Hani ne kadar kavuracağız derseniz renklerini soğana verene kadar böyle hafif bir turunculuk verir, kızartır yemeği. İşte o ana kadar güzelce kavuracaksınız. Şimdi karnabaharların olduğu yere hemen brokolileri gönderiyorum. Şöyle hepsini bir karıştıralım. Bunlar da biraz daha haşlanmaya devam etsin. Dediğim bu işte, havuçlar soğanlarla beraber yağ rengini vermeye başladı. Bu kıyma için doğru vakit olduğunu söylüyor. Güzelce bunları da kavuracağım. Şimdi geldik salçaya. Şuradan bir tatlı kaşığı biber, bir tatlı kaşığı domates koyacağım. Daha domatesi birazcık daha fazla olabilir. İçine biraz da biber salçası. Bütün içindeki harcı, o salça rengini versin. Çok da böyle kırmızı kırmızı olsun istemiyorum. Tamamdır. Şimdi bu kaynayan kocaman tencerenin altını kapatıyorum. Buradan suyunu süze süze bütün sebzeleri içine koyacağız. Şunu güzelce bir karıştıralım. Bu aşamada evinizde varsa mutlaka kullanın. Yaklaşık bir su bardağı kadar da domates rendesi ekleyeceğim ben. Bunu da koyduk içine. Birazcık su ekleyeceğim, kaynar su. İçine birazcık makarna ekleyeceğiz. Bu makarnalar bütün bu suyu çekecek. Makarna piştiğinde yemeğim hazır olacak. Ben en son puzzle'larımı da ekliyorum içine. Onları da bir karıştıracağım. Bütün malzemelerim içinde, her şey hazır. Tek yapmam gereken kapağını kapatmak
ve makarnaların pişene kadar yaklaşık 8-10 dakika bekleme. Yemeğim harika pişti, bir güzel dinlendi. Makarna o bütün yemeğin suyuyla böyle nefis bir aroma kazandı. Hemen kocaman dolduracağım. Şöyle üzerine hafif döküyorum. Şöyle birazcık da zeytinyağı. Hem de çok güzel parlak görünmesini sağlayacak.